Kıbrıs Türklerinin katili. Katil birisinin heykelini getirip de Beylikdüzü'nün tam ortasına koymak resmen burada yaşayan 300 bin vatandaşa hakarettir. Müslüman mahallesinde salyangoz satılmasına kesinlikle ve kesinlikle karşıyım. Bugün ülkemizde bu kadar olaylar, şehitler varken bu heykelin buraya yapılması ben yanlış buluyorum. Beylikdüzü Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu daha önce de bu heykeli yaptı göreve geldiği zamanlarda papaz heykellerine. Getirip de bu adamın burada heykelini koymaları sadece Beylikdüzü halkına değil bütün Türk halkına, dünya üzerinde yaşayan bütün Türk halkına hakarettir. Tepkiler CHP'li Beylikdüzü Belediyesi'ne. Çünkü o belediye Kıbrıs'ta yüzlerce Türk'ü katlettiren Rum Başpiskopos Makarios'un heykelini Beylikdüzü'ne dikti. Açılışını da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açılışını yaptığı bu anıt normal bir anıt değil. Anıtın üzerinde bulunan heykellerde kanlı Noel katliamının mimarı 3. Makarios'un heykeli bulunuyor. Makarios bizim çocukluğumuzda Türk halkını katleden bir dünya katili bir adam. Açılışını Kemal Kılıçdaroğlu yaptı. Evet. Ayrıca başka bir şey bulamadılar Beylikdüzü'nde. Allah onun yardımcısı olsun. Rabbim hidayet nasip etsin ona. İnşallah girmiş olduğu bu yoldan geriye döner. Eli kanlı başpiskopos resmen soykırıma imza atmıştı. Türk ordusu Kıbrıs'a barış harekatı düzenleyip o katliamlara dur demişti.